Bernoulli ilkesi ideal bir akışkanın yatay akış durumunda akışkan hızının düşük olduğu noktalarda hızın yüksek olduğu noktalara göre basınç daha fazladır diyor. Yani şöyle arkadaşlar, eğer V2'miz V1'den büyükse basınç olarak p 1miz P2'den büyüktür deriz. Bernoulli ilkesi bunu söylüyor. Akışkanın hızın arttığı yerde basınç az, hızın azaldığı yerde basınç fazladır çünkü. Buna göre durumlarından hangileri Bernoulli ilkesi sonucunda meydana gelir demiş. Bakalım. Kanatların sahip olduğu aerodinamik yapı sayesinde uçağın havalanması demiş. Arkadaşlar uçak kanadı şöyle bir bombeli yapıya sahiptir. Şöyle oluyor. Altından ve üstünden geçen hava bakın altında düz bir yol izlerken üzerinde bombeli bir yol izlemiş oluyor. O yüzden de altından geçen hava az yol üstünden geçen hava uzun yol kat ettiği için V2 hızı V1'den daha büyük oluyor. O zaman da P1 basıncı P2'den büyük akışkan basıncı olarak. Dolayısıyla ne yapıyor? Uçak kanadını aşağıdan yukarı doğru iteklemiş oluyor. P1 basıncı daha büyük olduğu için. Dolayısıyla bu olay Bernoulli ilkesiyle açıklanır deriz. Birinciyi alırız dolayısıyla. 2. Otoyola serili durumdaki kartonun üzerinden süratle geçen aracın kartonu havaya fırlatması. Evet denk gelmiştir başımıza aslında bu. Şöyle bir karton varken ya kartonun alt tarafında hava var mı? Çok rahat gider altına hava. Üstünden araba geçti üstündeki havanın hızını arttırmış oluyor. Hızını arttırdığı için de buradaki basınç düşüyor. Ama kartonun alt tarafında normal basıncımız var üstünde düşük olunca ne yapıyor? Cisimler basıncın büyük olduğu yerden, yerden küçük olduğu yere doğru daha doğrusu akışkanlar hareket edeceği için ne yapacak? Buradaki hava yukarı doğru giderken o kartonda yukarı doğru iteklemiş olacak. O yüzden de burada da Bernoulli ilkesi var deriz. 3. Kasırgalarda evlerin çatıdan uçması aynı oluyor arkadaşlar. Buradaki olayımızda da var. Neden var? Hemen şöyle gösterelim. Şuradan şöyle bir şey çizersek bir çatı oluşturursak. Arkadaşlar uçak kanadı mantığının aynısı burada da var. Altından geçen hava düz yol izlerken kanadın daha doğrusu çatının üstünden geçen hava bombeli yol izleyecek. Bombeli yol izlediği için yolu uzun olmuş oluyor. Bakın alttan geçen havanın hızına V1, üstten geçen hızına V2 dersek V2 hızı V1 hızından büyük olacak. O zaman da P1 basıncı P2'den büyük olacak. Aşağıdan yukarı doğru basınç büyük olunca ne yapıyor? Çatıyı itekliyor. Ağırlık artı işte çivilenmiş. Onları yenerse bu sefer ne yapıyor? Yukarı doğru çatıyı uçuruyor. Benzer durum mesela rüzgarlı havalarda şemsiyenin ters dönmesi. Burada da var mesela. Tamam arkadaşlar, bunların hepsi Bernoulli ilkesiyle alakalı. O yüzden cevabımız Edirne olurmuş deriz. Bir pipetin ortasına bir delik açıldıktan sonra pipetin bir ucu suya daldırılıyor, diğer ucunda ise kuvvetli bir şekilde üfleniyor. Bu durumda pipette yükselen suyun delikten fışkırdığı gözleniyor. Buna göre delikten su fışkırması ilkelerinden hangileriyle açıklanabilir demiş. Arkadaşlar olayımız şu. Buraya üflediğimizde buradaki havanın hızını arttırmış oluyoruz. Havanın hızı artarsa basınç ne yapar azalır. Yani Bernoulli ilkesi olmuş olur. Şuradaki sıvı üzerindeki açık hava basıncı sabit fakat buradaki basınç azaldığı için sıvılar da basıncın büyük olduğu yerden küçük olduğu yere doğru hareket edecek. Şöyle bir yol izleyecek. Bu mantıkla bakarsak akışkanın hızın arttığı yerde basıncın azalması ilkesi var burada. Bunun açıklanır. Akışkanın basıncının büyük olduğu yerden küçük olduğu yere doğru hareket eder. Akışkan dediğimiz sıvı ve gaz olmuş oluyor arkadaşlar. Burada sıvı olmuş oluyor. Büyük olduğu yerden küçük olduğu yere doğru hareket ederler. Havadaki rüzgarın oluşmasının nedeni de budur arkadaşlar. Yüksek basınçtan alçak basınca doğru basıncı eşitlemek için hareket ederken rüzgar oluşturmuş olur mesela. Kapalı kapların her noktasını etkileyen gaz basıncının eşit olması bu bununla alakalı bir durum değil. Bernoulli ilkesi yok çünkü bir akışkan yok, hız yok. Daha doğrusu akışkan var da bir hareket yok orada, hız yok. Basıncı azaltacak bir durum yok. O yüzden burada Bernoulli ilkesinden yani bu ilkeden bahsedemeyeceğiz. Dolayısıyla cevabımız 1 ve 2 yani bursa olurmuş deriz arkadaşlar. Bir kağıdın sabit tutulan KL kenarının üzerine hızlı bir hava akımı meydana getirildiğinde kağıdın aşağı aşağı sarkan MN kenarından yukarı doğru hareketlendiği gözleniyor. Bu olayın nedeni olaylarından hangilerinin nedeniyle aynıdır demiş. Arkadaşlar şu üst tarafa hava üflendiğinde hızı arttığı için havanın burada basınç düşer. Yani Bernoulli ilkesi. Ama alt tarafında açık hava basıncı sabit olduğu için bu kağıdı yukarı doğru ne yapıyor itiyor. Neden? Çünkü buradaki hava akışkan basıncın büyük olduğu yerden küçük olduğu yere doğru hareket etmek istiyor. O sırada da kağıdı yukarı doğru itiyor. Bakın hemen yanımda kağıt var. Küçük bir deney yapayım size. Şu iki tane A4 kağıdın arasına üflediğimde bu kağıtlar sizce ne yapacak? Kenara doğru açılacak mı yoksa birbirine yaklaşacak mı? Tamam. Birçoğumuz dışarı doğru açılır bir kısmımız da içeri doğru kapanır dediğimizi duyar gibiyim. Şimdi bakalım ne oluyor? Bakın arasını üflüyorum. Yukarıdan serbest bırakıyorum. Herhangi bir elimle bir hareket yapmıyorum. Bakın kağıtlar birbirine yaklaştı. Nasıl oldu biliyor musunuz? Bu ikisinin arasına üflediğimde buradaki akışkan hızını arttırmış oldum. Akışkan hızı artınca burada basınç azaldı. Ama diğer da açık hava basıncı sabit. Burada az olunca akışkan büyük olan yerden küçük olan yere doğru basıncı büyük olan küçük olan yere doğru hareket etmek istedi. Hareket ederken de bu kağıdı itekledi. Tamam arkadaşlar yani Bernoulli ilkesi olmuş oldu. Burada tek kağıtla yapılmış oldu bu deneyimizde. Biz iki kağıtla yapmış olduk bunu. Bu mantıkla bakarsak Bernoulli ilkesi yani akışkan hızın arttığı da basıncın azalması ilkesi. Kasırgalarda binaların çatılarının uç, uçması. Aralarına üflenen iki pinpon topunun birbirine yaklaşması yaptığım kağıt deneyiyle aynı mantık aslında. Dolayısıyla bunu da alırız. 3. Uçağın kanat yapısı sayesinde havalanabilmesi demiş. Aynı öyle uçağın kanadı şöyle bombeli yapıya sahiptir altından hava geçerken düz yol izler ama üstünden geçerken bombeli yol izler. O yüzden de alttan geçen havanın hızıyla üstteki havanın hızını karşılaştırırsak V2 hızı V1'den daha büyük olacak. O zaman da basınç P1 P2'den büyük olacak. Alttaki basınç kanada yapılan büyük olduğu için tabi yüzey alan çarpıcı o kuvvete dönüşmüş oluyor. Üst tarafta ise basınç dolayısıyla kuvvet daha az. O bütün uçağın ağırlığını, yolcuların, bagajların ağırlığını dengeleyen kuvvet bu olmuş oluyor. Müthiş bir kuvvet aslında. İşte burada da yine Bernoulli ilkesi var. Yani akışkanın arttığı yerde basıncın azalması ilkesi var. Dolayısıyla i̇şte cevabımız 1-2-3 Eden olacakmış deriz arkadaşlar. Şekil 1'deki pipetler üzerine yerleştirilmiş boş kola tenekeleri arasındaki bölgede meydana getirilen hava akımı sonucunda tenekelerin birbirine yaklaştığı gözleniyor. Şekil 2'de içinde kağıt parçaları bulunan bardağın üzerine hava akımı meydana de kağıt parçalarının yükseldiği gözleniyor. Şekil 3'te pimpon topu yüzeyine doğru hava akımı meydana getirin de hava akımı doğrultusunda pimpon topun hareket ettiği gözleniyor. Buna göre şekillerdeki 1-2-3 not durumlarda meydana gelen hareketlerden hangileri hava akımının meydana geldiği bölgede basıncın azalması sonucunda gerçekleştirilmiş. Yani hızın arttığı yerde basıncın azalması yani Bernoulli ilkesi hangilerini gerçekleştir diye soruyor. Arkadaşlar birincisinde iki tane kola şişesi arasına üflendiğinde altına pipet kolmasının esprisi şu. Pipet üzerinde rahat hareket edebilsin diye. Yani sürtünme az olsun dönebilen bir şey sonuçta rahat hareket eder. Eğer yerde olsaydı o hareket edemeyecekti. Ondan dolayı pipetler üzerine konulmuş. Arasına üflendiğinde buradaki havanın hızı arttırılmış oluyor. O yüzden buradaki basınç ne yapıyor? Düşüyor. Ama sol ve sağ taraflarında kola şişelerin sağ ve sol taraflarında açık hava basıncı sabit olduğu için Hava akışkan olduğuna göre basıncın büyük olduğu yerden küçük olduğu yere doğru hareket etmek istiyor. O yüzden de kol içeri doğru itekliyor birbirine yaklaşıyor. Dolayısıyla Bernoulli ilkesi bu ilke var burada. Birinciyi alırız dolayısıyla. İkinciye geldiğimizde arkadaşlar ne yapıyor? Yine bakın üst tarafına hava akımı yaratılıyor. Yani havanın hızı artırılıyor. O yüzden basıncı ne yapıyor? Burada düşüyor. Şurada delik var. Dolayısıyla burada açık hava basıncı sabit kağıt parçaları da ne yapıyor? Şimdi basıncın büyük olduğu yerden küçük olan yere doğru hava akımı meydana gelince yukarı doğru kağıt parçaları da havalanmış oluyor. Burada da yine Bernoulli ilkesi var. Alırız. Üçüncüye baktığımızda bakın üçüncüye dikkat ederseniz hani pimpon topunun tek bir tarafına doğru üflenmiş olsa orada basınç hız artılıp basınç azaltılsa Bernoulli ilkesi vardır diyeceğiz ama burada doğrudan pimpon topunun üzerine üfleniyor. Bakın üstünden de altında hava geçiyor aynı hava geçiyor hem de. O yüzden o üfleme kuvvetinden dolayı da doğru gidiyor. Akışkan basıncının artması prensibi ya da azalması prensibi yok burada. Üçüncüyü almayacağız cevabımız 1 ve 2 yani Bursa olacakmış deriz arkadaşlar. İçinde su bulunan bir küvette şekildeki bir dengede olan oyuncak ördeklere bağlı ipler birbirine paralel ördeklerin arasındaki bölgede şekil 2'deki bir su akışı meydana getirildiğinde oyuncak ördeklerin birbirine yaklaştığı gözleniyor. Durumlarından hangilerinin gerçekleşmesi sağlayan prensip oyuncak ördeklerin birbirine yaklaşması sağlayan prensiple aynıdır demiş. Arkadaşlar bu oyuncak ördekler arasında su akışı sağlandığında orada akışkan olmuş oluyor tabii ki su. Suyun hızı arttırıldığı için ara bölgede basınç düşüyor. Ara bölgede basınç düşünce ördeklerin diğer tarafında basıncımız sabit açık hava basıncı. Hava basıncın büyük olduğu yerden küçük olduğu yere doğru hareket etmek isterken ördekleri de birbirine doğru itmiş oluyor. Bu benzer durum trafikte de yaşanan iki tane karşılıklı araba geliyor. Yan yana geçerken çok hızlı bir şekilde arabalar böyle birbirine yaklaşır gibi olur. Tehlikelidir o yüzden çok yüksek hızlarla yan yana arabaların geçmesi bu anlamda tehlikeli olmuş olur. Çünkü aralarında havanın hızı arttığı için basınç düşer. Arabaların diğer tarafındaki basınç büyük olduğundan şurayı şöyle çizelim isterseniz bakın gösterelim. İki tane araba karşılıklı geldiğini düşünün. Bu böyle bu da böyle gidiyor yüksek hızlarla. O zaman aradaki havanın hızı arttığı için basıncı düşmüş oluyor. Ama bu taraflarında basınç sabit. Orta tarafta basınç düşük olunca arabaları ortaya doğru yani birbirine doğru itmiş oluyor. Onun benzer bir yeri burada olmuş oluyor dolayısıyla otomobilin yanından hızla geçen otobüsün otomobili kendine doğru çekmesi bakın benzer prensip burada olmuş oluyor Kasırgalarda evlerin çatılarının uçması evet. Ev çatılarının uçmasının nedeni altından geçen hava düz bir yol izlerken üzerinden geçen hava bombeli bir yol izler. O yüzden alttan geçen havanın hızına V1 üstten geçenin V2 dersek V2 hızı V1'den daha büyük oluyor. Çünkü daha uzun yol kat ediyor. O zaman da P1 basıncı P2'den büyük oluyor. Akışkan aşağıdan yukarı doğru basıncın büyük olduğu yani küçük olduğu yere doğru hareket etmek isteyince çatı ne yapıyor? Uçurabiliyor. Müthiş bir kuvvet var çünkü. Burada da Bernoulli ilkesi var. Aynı mantık. 3. Rüzgarlı havalarda evlerdeki açık kapıların kendiliğinden sertçe kapanması. Arkadaşlar burada da kesinlikle var. Hatta bizim mutfağın kapı camı böyle kırılmıştı. Şimdi ceyran yaptı diyoruz. İki tarafı aynı anda açınca mesela mutfak ve salonu açtığınızda ne yapıyor? Kapının şuraya şöyle bir kapı çizmeye çalışayım arkadaşlar. Şurada bir kapımız olmuş olsun. Şimdi açık kapı. Şu ön tarafından hava geçerken hızlı bir şekilde geçince basıncı ne yapıyor? Burada düşüyor. Ama kapının arka tarafında sabit bir açık hava basıncı var. Ön tarafında basınç düşünce arkadaki basınç ön tarafa doğru hareket etmek istiyor hava. Çünkü akışkanlar basıncın büyük olduğu yerden küçük olduğu yere doğru hareket etmek isterler. Bu hareket sırasında da kapıyı hızlı bir şekilde itmiş olur dolayısıyla. Yine burada akışkan basıncı Bernoulli ilkesi var. O yüzden üçüncüyü de alırız. Yukarıdakiyle aynı ilke olmuş oluyor. Akışkanınızın arttığı yerde basıncın azalması ilkesine dayanıyor. O yüzden de cevabımız 1-2-3 yani Edirne olurmuş deriz arkadaşlar rüzgarsız dış ortam ile şekildeki odanın sıcaklıkları birbirine eşit ve 40 santigrat derece olup odanın karşılıklı duvarlarında bulunan kavli pencereleri açıldığında odada hava akımı oluşmamaktadır. Tamam. Bu odada meydana gelen bazı olaylar ve sonuçlarıyla ilgili tablo aşağıda verilmiştir. Buna göre tabloda verilen 1, 2 ve 3 numaralı olay sonuç eşleştirmelerden hangileri doğru olabilir diye söylemiş. Bakalım arkadaşlar birinci olayla başlayalım. Her iki pencere açık iken odanın dışında L penceresini bulunduğu duvara paralel PR doğrusu da hava akımı meydana geliyor. Bakın arkadaşlar dışarıda hava akımı meydana geldiğinde yani buradaki havanın hızı artırında basınç ne yapar? Düşer. Ama içeride basınç sabit. Dışarıda basınç az olunca ne yapacak? İçerideki hava dışarı doğru çıkmak isteyecek. Bakın sonuç ne olmuş? odanın içindeki K, L pencere, K penceresinden L penceresine doğru hava akımı meydana gelir demiş. Aynen öyle. Ne yapacak burada? İçeriden dışarı doğru bir hava akımı meydana gelecek. Çünkü akışkan basıncı büyük olduğu yerden küçük olduğu yere doğru hareket etmek isteyecek. O zaman birincisi bu eşleştirme olay sonuç ilişkisi doğru olmuş olacak. Devam ikinciyle devam edelim arkadaşlar. Şurayı bir alayım. İkinci de ne diyor? Yalnız L penceresi açık iken odanın dışında L penceresinin bulunduğu duvara paralel PR dolayısıyla şiddetli hava akımı meydana getiriliyor demiş. Yine benzer bir durum oldu. Buradaki havanın hızı arttığında basınç dışarıda ne yapmış oldu? Düşmüş oldu. K penceresi kapalı. İçerideki havanın basıncı normalde açık olduğu için dışarıyla eşitti. Şimdi ne oldu? Dışarıda basınç az. içeride basınç fazla olmuş oldu. K penceresi de kapalı. E bu basınç akışkan eşitlemek isteyecek dışarıya. O yüzden hareket edecek. Değil mi? Hareket ederek dışarı doğru hava akımı oluşturacak. Sonuca bakalım. Tül perde odadan dışarıya gerçekleşen hava akımı sonucunda L penceresi dışına doğru çıkar demiş. Aynen öyle. İçeride basınç büyük dışarıda küçük olunca dışarı doğru hava akımı oluşacak. O perdeyi dışarı doğru ne yapacak? Sürükleyecek. Evde de meydana geliyor böyle olaylar. Alırız ikinciyi de. Üç. Her iki pencerede kapalı iken klima çalıştırıp odanın sıcaklığı sıfır derece yapıldıktan sonra sadece L penceresi açılıyor demiş. Arkadaşlar içerinin sıcaklığını düşürdüğümüzde sıcaklık düşünce içerideki basınç ne yapacak? Azalacak. Şimdi dışarıda basınç sabit duruyordu ama içerideki basınç ne yaptı? Azaldı. Bu sefer dışarıda basınç büyük, içeride küçük. Akışkan bu sefer dışarıdan içeri doğru gelmek isteyecek. Tamam. Bu mantıkla bakacağız. Tabii biz L penceresi açıkmış. O yüzden o tarafa doğru bakalım. Dolayısıyla dışarıda basıncımız büyük. içeride basınç küçük olduğu için dışarıdan içeri doğru bir hava akımı oluşacak. Tül perde L penceresinden odaya hava girişinden dolayı dalgalanır. Evet içeri doğru bu sefer havalanmış olacak, dalgalanmış olacak. Üçüncüsü de doğru cevabımız 1, 2, 3 edene olurmuş deriz arkadaşlar. Şekildeki oyuncak su tabancasının tetiği V1 hızıyla itildiğinde tabancanın namlusundan suyun çıkış hızı V2 oluyor. Buna göre yargılarından hangileri doğru doymuş A1 kesin A2'den büyük olduğu aşağıda parantez içerisinde verilmiş şekilde de gözüküyor zaten. Şurası A1 burası da A2 kesti. Arkadaşlar içerideki sıvı hacmi belli. Dışarıdan şurada ittiğimizde bu kısmı V1 hızıyla ya buranın kesti büyük buranın kesti küçük. Buradaki sıvı buradan çıkmak zorunda. Daha dar yerden çıkacağı için de mecburen daha hızlı çıkmak zorunda. O yüzden V2 hızı V1 hızından büyük olur deriz arkadaşlar. V2 V1'den büyük olur demiş. Evet birincisi doğru. 2. Ucu sıkılan hortumun suyun akış hızının artması ile oyuncak tabancanın su fışkırması aynı prensibe dayanır demiş. Arkadaşlar şöyle düşünün. Şurada bir hortum olsun. Uç kısmını sıktığımızda su ne yapıyor? Çok daha ileriye fışkırıyor. Neden? Buradaki kesit alanı küçülmüş oldu. Ya burada kesit büyük. Mesela buradaki kestimize 3A diyecek olsak. Burada sıktığımızda kesit alanı A'ya düşmüş olsa. Buradan geçiş hızına V diyecek olsak. Mecburen buradan 3V hızıyla geçse ki aynı miktardaki su dışarıya çıkmak zorunda çünkü. O yüzden de ne yapıyor? Hızlanıyor. Yukarıdaki su tabancası prensip de aynı olmuş oldu. O yüzden bunu alırız doğrudur deriz dolayısıyla. Aynı prensibe dayanır. 3. Tetiğin itilme hızı artarsa suyun namludan çıkış hızı artar demiş. Evet arkadaşlar sonuçta buranın kestanı 3 kadar diyecek olsak buradaki hızı V yerine 2V yapacak olsak A kestiden çıkarken mecburen 6V hızıyla çıkmak zorunda kalacak. Çünkü aynı miktardaki sıvı çıkmak zorunda kalacak. Değil mi? O zaman çıkış hızı artar demiş. Doğru söylemiş. Dolayısıyla bunu da alırız. 1, 2, 3 Eden olacakmış. Cevabımız deriz arkadaşlar. Su akışının gerçekleştiği bir bordaki K hava kabarcığının hızının zamana değişimini gösteren grafik aşağıdaki gibidir. Buna göre K hava kabarcığının bulunduğu boru aşağıdakilerden hangisi olabilir demiş. Arkadaşlar dikkat ederseniz birinci bölümde önce hafiften düz gider gibi oluyor. Sonradan ne yapıyor? Hızı artıyor. Sonra tekrar düz gider gibi oluyor. Sonra hızı artıyor. Sonrasında hız sabit kalacak. Yani o zaman önce düz sonra daralan... Sonra düz, sonra tekrar daralan. Sonrasında ise sabit bir kesit de olsun ki hızımız sabit olsun. Böyle bir şey aramak lazım cevap şıkkında. Değil mi? Şimdi bu mantıkla bakarsak. Şimdi ne dedik biz? Önce düz, sonra daralan. Evet şurada bir daralan bölüm var. Burada birinci grafik olur. Ama ikinci bölümde kesit sabit olan hızın sabit olması gerekirdi. Adana iledik. Bursa'ya bakalım. Bakın önce bir düzlük var sonra daralıyor. Daraldığı için ne yapacak? Orada bir hız artacak. Sonrasında bakın önce bir düzlük var sonra tekrardan daralıyor orada tekrardan hız artacak. Yani önce sabit gidip sonradan artacak. Sonra üçüncü bölüme geldiğimizde kesit sabit olduğu için hızımız da sabit olacak burada. O zaman Bursa buna uyar deriz arkadaşlar. Cevabımız Bursa'ymış. Şekildeki rüzgar tüneline KL basınç ölçerleri ve özdeş MN rüzgar gülleri yerleştirilmiştir. Buna göre yargılarından hangileri doğru olabilir diye soruyor sorumuzda. Bakalım arkadaşlar ne demiş birinci de? K basınç ölçeri 1.5 kPa değerini gösteriyorken L basınç ölçeri 0.5 kPa değerini gösterir demiş. Şimdi arkadaşlar hava akımı şu aradan geçerken kesit büyük ama burada kesit dar. Dar olan yerden mecburen daha hızlı geçecek. Yani şu K bölmesinden geçişine VK, L bölmesinden geçişine VL diyecek olsak VL hızı VK hızından daha büyük olmalı. Akışkan hızının yaptığı yerde basınç az olacağı için o zaman da PK basıncı PL'den büyük. Tabi PK'da burada akışkan basıncı büyükse basınç de büyük değer gösterecek doğal olarak. Mesela K bir buçuğu gösterirken L 0.5'i gösterebilir mi olabilir mi diye soruyor. Evet L K'ya göre daha küçük olsun. Yetiyor hangi değeri gösterdiğini bilmiyoruz zaten. Olabilir mi diye sormuş o yüzden. 2. K basınç ölçeri 1 kilopaskal değerini gösterirken L basınç ölçeri 1.5 kilopaskal değerini göstermiş. Hayır. K'nın daha büyük olması gerekirdi. O yüzden ikinciyi eledik. 3. M'nin sahnedeki tur sayısı rüzgar gülü vardı orada. N 2 ise N'nin 2 5'tir demiş. Arkadaşlar N'nin geçtiği yerden daha hızlı geçeceği için hava daha hızlı geçtiği yerde rüzgar günde daha hızlı döndürecektir dolayısıyla. O yüzden de K'dan 2 dönüyorsa N'de 5 dönebilir. Değil mi? Daha büyük olsun yeterli olabilir mi diye sorduğu için almak lazım. O yüzden cevabımız 1 büyük, 3 yani deniz olurmuş deriz arkadaşlar.